aynen söylediğiniz gibi oralarda işte postaneler açılıyor. Afrin'de ayrıca nüfus yapısı da değiştirildiği Afrin'in anlaşılıyor. Elektrik veriliyor. Ayrıca Türkiye'nin yine vali yardımcıları, kaymakamlar gibi memurlarının oralarda da görev yaptığı anlaşılıyor. Fakat buralarda görev yapanların da benim anlayabildiğim kadarıyla oradaki vaziyetten çok da memnun olduklarını söylemek güç. Yani orada ne bileyim zaten öyle olsaydı herhalde medyaya bu bol bol yansıtılırdı. İşte ne bileyim Cerablus'ta geceliğin sokaklarda dolaşan falanca kaymakam ya da gecesini gündüze katarak şurada çalışan Elbap'ta çalışan başka bir görevli posta memuru gibi bu pek görülmüyor. Yani oradaki durumun tam da hedeflendiği gibi ya da oradan Türkiye yönelik ne bileyim yaklaşımın tam hedeflendiği gibi olmadığı anlaşılıyor. Ama kalıcılık konusunda en başından beri söylüyorum, bir dönemler Kuzey Kıbrıs'ta olduğuna benzer, hatta o eğer çok aşırı bir örnekse Kuzey Irak denilen Irak Kürdistan'ın belirli bölgelerinde olduğu gibi ama ondan daha yoğun biçimde bu ters L şeklindeki, yani şu anda Fırat'ın batısında olan işte Elbap cebinden Cerablus'tan başlayıp Afrin üzerinden aşağıya İdlib'e, Sarkan, bu bölgenin, bu 11 bin kilometre kare civarındaki bölgenin ben görülebilir gelecekte, görülebilir gelecek nedir diyebilirsiniz, 5 sene, 10 sene, 20 sene onu öngörmek mümkün değil. Öngörülemeyecek bir süre boyunca diyelim Türkiye'nin dolaylı yoldan önce doğrudan sonra dolaylı bir biçimde denetiminde kalacağını düşünüyorum.